otomobilin göstergesi farklı birimlerde hızınızı, gidilen mesafeyi, belirli mesafede tüketilen yakıt miktarını gösterebilir. Ancak ekranda gördüğümüz bu değerler doğrudan ölçülen değerler değildir. Tekerlek devrinin ölçülmesi için eski araçlarda vites kutusu üzerindeki sensörler kullanılırken, günümüz araçlarında doğrudan aks üzerindeki ABS sensörleri ile ölçülmektedir. Aks mini üzerindeki dişler veya günümüzde üzerinde manyetik kutuplar olan bir çember, osiloskopta görüldüğü gibi bir gerilim sinyali oluşturur. Her diş bir sinüs dalga gerilim yaratır. Frekansı tekerleğin dönüş hızıdır. Tekerleğin devrinin artması frekansla birlikte voltajı da arttırır. Motorun hareketi ilk önce vites kutusuna, sonra diferansiyele, sonra da tekerleklere aktarılır. Aktarımda kullanılan dişler devir ve tork değişimi oluşturur. Eğer hareketi veren dişli küçük, alan dişli büyükse hız azalır, tork artar. Hareketi veren dişli büyük, alan dişli küçük ise hız artar, tork azalır. Aslında araçlarda kullanılan dişli sistemlerin ana mantığı bisikletteki ile aynıdır. Elantra için verilen vites dişli oranlarını görüyoruz. Düşük viteslerde sayının birden büyük olması, bu oranda motor torkunun artışını ve aynı oranda da motor devrinin düşürüldüğünü gösterir. Rakamın 1 olması vites kutusunda tork ve devir değişimi olmadığını gösterir. Sayının birden küçük olması ise vites kutusunun motor devrinin üzerinde bir devir çıkışı yaptığını, aynı oranda da motor torkun düşürüldüğünü gösterir. Final yani son tork artışı diferansiyelde yapılmış. Burada küçük dişliden büyük dişliye bir geçiş gerçekleşir. Bu oranda tork artar, hız düşer. Tekerlek devre hesaplanırken ilgili vitesin oranı ile son oran çarpılarak elde edilen oran kullanılır. Araç hızının hesaplanabilmesi için bilmemiz gereken bir diğer ölçü lastik çapıdır. Lastiğimizin yanak kısmındaki değerler bu hesaplama için kullanılır. Örneğin sayının 205 olması lastik taban genişliğinin 205 mm olduğunu gösterir. Bu değer yanak yüksekliği için gereklidir. Zira ikinci değer 55 ölçü değil yüzde cinsinden orandır. Yanağın taban genişliğinin %55'i kadar bir yükseklikte olduğunu anlıyoruz. Yani bu lastikte yanak yüksekliği 112.75 mm'dir. 16 ise jant çapının inç ifadesidir. 25.4 mm ile çarpıldığında jant çapımız 406.4 mm'dir. Tüm bu ölçüleri toplarsanız tekerleğinizin çapı 631.9 mm'dir. Çap bulunduğunda yol hesaplanabilir. Aynı ebatlı lastiğimizin bir turu 1984.16 mm'dir. Yani tekerleğin çevresidir. Alt kısımda değeri kilometre cinsinden görüyoruz. Bu ebat bir lastiğin 1 kilometre yol kat edebilmesi için yaklaşık 504 kez dönmesi gerekir. Eğer lastiği büyütürseniz aynı mesafe için daha az dönmesi yeterlidir. Küçülttüğünüzde ise tam tersi olacaktır. Şimdi tekrar başa dönelim. Tüm araç üreticileri elektronik kontrol ünitelerini programlarken aracın standart lastik ölçülerini belirler. Gösterge elektronik kontrol ünitesi ABS kontrol ünitesinden gelen devir bilgisini kullanarak görmüş olduğumuz hız, yol, tüketim gibi hesaplamaları yapar. Eğer siz farklı bir lastik taktıysanız göstergedeki hız ile gerçek hızınız arasındaki fark kaçınılmazdır. O yüzden üreticiler opsiyonel lastik ölçülerinde bu farkın fazla olmamasına dikkat ediyorlar. Örneğin kullandığım araç için standart lastik 195-65-15, opsiyonel olarak sunulan ölçüler ise 205-55-16, 215-45-17'dir. Bazı otomobil markaları lastikte ölçü değiştirildiğinde gerçek hız ile gösterge hızı arasındaki farkın oluşmaması için
diagnostik cihazları ile ABS ESP kontrol ünitesi üzerinden liste halinde verilen lastik ölçülerinin değiştirilmesine de olanak vermektedir. Örneğin inceleme yaptığımız araç üzerindeki standart lastik 225-50-17 iken 3 farklı ölçünün de elektronik kontrol ünitesi hafızasında bulunduğunu görüyoruz. Yazlık ve kışlık lastik değişimlerinde her seferinde lastiğin janttan ayrılarak değişim yapılması bazı sorunların da oluşmasına neden olmaktadır. Lastikte sökülüp takılmaktan kaynaklı deformasyonlar, balans ihtiyacı ve en kötüsü basınç sensörlerinin kırılma riski. Yazlık ve kışlık lastikler için ayrı jant kullanmak bu ve buna benzer sorunları ortadan kaldıracaktır. Lastik ölçüleri ya da ölçü farklarının hıza etkileri gibi durumları otomatik olarak hesaplayan internet siteleri ya da bilgisayarınıza indirebileceğiniz dosyalar mevcuttur. Gerekli değerler girilerek motor devrine göre aracın gerçek hızları hesaplanabilir. Ancak şu ayrıntıyı da belirtelim ki araç üreticileri kanımca güvenlik gerekçesiyle gösterge hızının gerçek hızdan birkaç kilometre daha fazla olmasını sağlamaktadırlar.